Resulullah'ın Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye göndermesi. Ensar, nefisleri Resulullah'ın davetine inandığında peygamberi tasdik ettiler ve ona iman ettiler. Böylece de hayırlara sahip oldular. Hazreti Peygamber'e gelecek yılın hac mevsiminde bir araya gelme sözü verdiler ve kavimlerine döndüler. Kavimlerini gizlice İslam'a davet ettiler. Hazreti Peygamber'den onlara haber verdiler. Peygamberin hangi vazifelerle gönderildiğini bildirdiler ve onlara Kur'an okudular. Öyle ki Ensar'ın hiçbir hanesi kalmadı ki orada birkaç kişi Müslüman olmasın. Sonra Resulullah'a haber gönderdiler. Bize tarafından bir kişi gönder. Halkı Allah'ın kitabıyla İslam'a davet etsin. Çünkü bu halkın imana gelmesine daha elverişli olur. Bunun üzerine Peygamber Mus'ab bin Umeyr'i elçi gönderdi. O da Beni Ghanem kabilesinden Es'ad bin Zürari'ye misafir oldu. Halkı İslam'a davet ediyor, İslam da Medine'de yayılıyor, Müslümanlar çoğalıyordu. Onlar buna rağmen İslam'a davetlerinde gizli çalışırlardı. Mus'ab, Sa'd bin Muaz'ı İslam'a davet etti ve Beni Abdüleşel kabilesi Müslüman oldu. Beni Neccar, Sa'd bin Muaz'ı Medine'den sürdü çıkardı. Es'ad bin Zürari hakkında da çok şiddetli davranmaya başladılar. Bundan dolayı Mus'ab bin Umeyr, Sa'd bin Muaz'ın yanına gitti ve insanları dine davet etmeye devam etti. Halk da onun vasıtasıyla İslam'a giriyordu. Öyle ki Ensar'ın hanelerinden hiçbir hane yoktu ki orada Müslüman olan bulunmasın. Amr bin Cemuh da dahil olmak üzere Medine'nin ileri gelenleri Müslüman oldu. Putlar kırıldı, Müslümanlar Medine'nin en kuvvetlileri oldular. İşleri yoluna girdi. Mus'ab bin Umeyr de Resulullah'a döndü, Mekke'ye geldi. Ona El-Mukri deniliyordu. Hazreti Peygamber'in Ebu Ümame'yi kabilesi Bahile'ye göndermesi. Ebu Ümame şöyle anlatıyor. Resulullah beni kavmime elçi olarak gönderdi. Onları Allah'a davet edecek, İslam'ın güzelliklerini onlara arz edecektim. Onlara vardım. Develerini sulamışlar, sağmışlardı ve süt içiyorlardı. Beni gördüklerinde merhaba dediler ve devam ederek kulağımıza geldiğine göre sen şu kişiye yani Resulullah'a iman etmişsin. Dedim ki, hayır ona değil. Fakat Allah'a ve Resulüne iman ettim. Ve Resulullah beni elçi olarak size gönderdi. Size İslam'ı ve İslami kuralları arz ediyorum. Biz bu haldeyken onlar bir çanak getirdiler. Onu önlerine koydular, etrafında toplandılar ve yediler. Ey Sudey, sen de gel diye beni de çağırdılar. Dedim ki, azap olasıca, şunu haram kılan kişinin yanından geliyorum. Ancak Allah'ın buyurduğu gibi kestikleriniz müstesnadır. Onlar, Allah ne dedi diye sorunca ben de size leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası namına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan yuvarlanmış, boynuzlanmış, canavar tarafından parçalanarak ölü bulunan hayvanlar haram kılındı. Ancak canlıyken yetişip kesmiş olmanız hariç, dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, fal oklarıyla kısmet ve şans aramanız dahi haram kılındı ayetini indirdi dedim. Böylece ben onları İslam'a davet ediyordum. Onlar da bundan imtina ediyorlardı. Onlara dedim ki, azap olasıcalar, bana bir yudum su veriniz, çok susadım. Dediler ki, sana su vermeyiz, sen susuzluktan öleceksin. Başımda sarığım vardı. Sarığımı iyice sardım, başımı yere koydum ve sıcak kumlar üzerinde şiddetli hararette yattım. Uyku halinde birisi bana cam bir kadehte, insanlar o devirde ondan daha güzelini görmemişlerdi, bir içecek getirdi. İnsanlar o içkiden daha lezzetlisini, daha hoşa gidenini görmemişlerdir. Onu bana verdi, içtim. Uykuda onu içtikten sonra uyandım. Allah'a yemin ederim ki onu içtikten sonra ne susadım ne de susamanın ne olduğunu tanıdım. Hazreti Peygamber'in bir adamı Beni Sa'd kabilesine göndermesi. Ahnef bin Kays şöyle anlatıyor. Kabe'yi Hazreti Osman'ın halife olduğu dönemde ziyaret ederken Beni Leys'ten bir kişi
ansızın elimden tuttu ve dedi ki, ''Sana müjde vereyim mi?'' ''Evet'' dedim. Dedi ki, ''Hatırlıyorum. Hazreti Peygamber beni senin kavmine gönderdiği zaman onları İslam'a davet ediyordum. Sen de, ''Sen bizi hayra davet ediyor ve hayra emrediyorsun'' diyordun. Ve kavmine hitaben de, ''Kesinlikle bu zat hayra davet ediyor'' diyordun. Bu sözün Hazreti Peygamber'in kulağına gitti. Hazreti Peygamber, ''Allah'ım Ahnef'i yarlığa'' diye dua etti. Onun bu duası kadar bana ümit verici hiçbir şey yoktur. Hazreti Peygamber'in bir adamı cahiliye devrinin büyüklerinden birisine göndermesi. Hazreti Peygamber, ashabından bir kişiyi cahiliye döneminin büyüklerinden olan bir zata gönderdi. Sahabi onu Allah'a davet etti. O da, ''Beni davet ettiğin Rabbin nedir? Demirden midir, bakırdan mı, gümüşten mi, altından mıdır?'' dedi. Bunun üzerine sahabi, Resulullah'a gelerek durumu haber verdi. Bu manzarayı peygambere arz etti. Hazreti Peygamber ikinci kez o sahabiyi gönderdi. O kişi yine ilk sözlerinin benzerlerini tekrarladı. Sahabi yine Resulullah'a döndü ve durumu ona haber verdi. Hazreti Peygamber bu sefer üçüncü kez onu gönderdi. O kişi yine aynı suali sordu. Sahabi peygambere gelerek durumu haber verdi. Hazreti Peygamber, ''Allah kesinlikle senin arkadaşının, yani o cahiliye döneminin büyüklerinden olan o zatın üzerine bir yıldırım gönderdi ve yıldırım onu yaktı.'' dedi ve Ra'd suresi 13. ayet indi.